Umarım. Bu binaya satıcı giremez. Aa, iyi ki söyledin. Bilgi bilgidir. Günün birinde lazım olur. Bana ver. Ben bu binanın yöneticisiyim. Tahmin etmiştim zaten. Sende lider tipi var Beyzadem. Günün birinde muhtar bile olabilirsin. Ama yırtsan buraya muhtar olamazsın. Bende yalan yok. Gevezeliği bırak dışarı. Emrin olur. Ha ben iyi. Bu omuzundaki ne? Buna derler bohça. Yani bohçacısı. Övmek gibi olmasın öyleyim. Bana meşhur bohçacı Gülazem derler. Tamam işte ağzımla söyledim. Ağzımla söylerim. Başka tarafımdan gülerim. Şu anda görevde değilim. Gelmişim bir ağabeyimin acı kahvesini içmeye. Bu mavallara karnım tok. Nah yalanım varsa. Bir daha magnum yalamak nasip olmasın. Hülya'nın çocuğu kız mı olacak? Erkek mi göremeden küçük gideyim öbür tarafa? Yürü hadi gazla gazla. Na inanmazsan tentene ablana sor gelmişimdir ziyaretine bir. Hadi hadi hadi. Aa sabredesin bir 7 aylıkım neredeyse açar kapıyı bilirsin küp gibi sağırdır bu kadın. Açsana be kadın sağırsınlar aç. Hadi 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 yüzün zorla tentene. Aa zeytesin beni bir elinden imdat. Kurtaracak yok mudur bu bağlı karakül azeri? Ay öleceğim, tepeceğim, başlayacağım organlarımı herkesleri. Kız organ mı satayım? Allah Allah, safra kesesi var mı safra? Tövbe tövbe. Sapık herif, bıraksana kadını rahat. Çekil bakayım. Aa, Hasan Efendi oğlum sen miydin? Ay ben seni başka sapık sandım. Ağzını öpeyim tentene ablam. Ya bu kodu mu oturtursun böyle? Yani tentene hanım, tentene ablacığım. Bırak şimdi, hadi çekil. Gülazer, kız ben de seni bekliyordum. Oturacağız içeride, gel. Gel annem, gel. Zatiyem Ertürk yöndemim. Oldu mu patlıcan gibi musmur. İşte böyle bu sana bir ders olsun. Er boğçacının eti yenmez. Geç anne. Gel. Kısmetinde vardır bir toy delikanlı. Efendim? Ayrılı bir kısmet vardır derim. Ha. Belki de üç vakte kadar bir nikah görünür, nikah. Ne nikah kız? Delirdin mi sen bu yaştan sonra? Tövbe tövbe. Aa öleceğim gebereceğim ben. Fincanın içine atacağım kendimi, intihar edeceğim. Ben senden bahsetmem, tentenem kendi kendine gelin güvey olanım. Nah torunun Arzu'dan bahsederim. Aa benim torun Arzu'da mı var fincanın içinde? Hem o vardır. Hem fidan boylu bir civan. Üstelik sesi de güzel mi güzel. Attı şimdi bak uydurma. Fincanın içinden sesinin güzel olduğunu nasıl anlıyorsun? Na dinleyenler mest olmuşlardı. Na bak 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 şuraya bak. Ah burada görürüm bir sıpa. Ay yok be ay. Şey bir tay. Tay? Üstünde de kocaman bir K harfi. Ha ka. K ile tay ne oluyor? Herhalde isminin baş harfidir bu. Sen kendin söyledin ağzından işte Karatay. Orkan çarpiterde çalışan o uzun yalı kazı. Ay aklımdan bin yaşayasın tentir ablam. Na bak bak bak. Ha? Üstelik şurada da görürüm bir kangal sucuk. Maşallah. Kahve fincanı değil kırkambar mübarek. Bana bak şimdi o Karatay mı nedir o mu kısmeti diyorsun kızım? Ben demem tenten ablam. Val öyledir. İyi, iyi dedin iyi dedin de. O Karatay mıdır nedir o kızla geziyor ya hani. Adı Ceyda mı neydi onu hani o. Ben orasını bilmem artık. Tek bildiğim benim baktığım fal çıkar. İşte o kadar. Hayırdır inşallah. Na buralarda da ne sevinç diyor? Gözyaşlarınız vardır. Öyle mi? İyi günler ileride. Ben de söylemesi. Ağzına sağlık Gülezer. Sık 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 iyice sık. Öyle zirai mücadele uçaklarına sıkıyorsa havadan havadan öyle ha. Öyle. Daha nasıl sıkayım usta? Vallahi elimi gazdan çekmiyorum ki. Şikayet etme lan armut. He bak bana sıktığın her damla parfüm tükene hatun olarak geri dönecek. Ben bu kadar zahmete niye katlanıyorum sanıyorsun ha? Niye katlanıyorsunuz da benim için mi? Tabii senin için armut. Ha? Bu dükkana binlerce kişi başvuruyor çırak olmak için. Ben neden seni seçiyorum? Ha? Seni seviyorum çünkü armut, lale. Kusura bakma be usta. Ya öyle bir an ağzımdan çıktı tamam, işte. Tamam bak şimdi son defa söylüyorum. Şöyle semazen gibi döneceğim. Sen biraz daha havadan havadan sık tamam mı? Hadi başla. Tamam usta. Gel. Ne olursan ol gel. İster filiz ol, ister özlem. Gene gel. Her zaman gel. Gel funda gel. Her zaman beklerim gene gel. Şu ayıp dergahına gel. Usta böyle bir olaya bile uhrevi hava kattın ya. Allah helal olsun sana ha. Tamam.
sıkışıyor lan. Kolay gelsin Şuayb abi. Ha? Oktay'cım naber, iyisin? Cıvırlarla aran nasıl? Derslerden ve zelenden fırsat bulamıyorum bu abi. Hayırdır? Şuayb abi, senin dükkanın camına bir ilan yapıştırabilir miyim? Vallahi yapıştır yapıştırmasın ama geçen de birine izin verdim, pankart astım vallahi. Yok yok, pankart değil. Kimya dersi vereceğim de okul haç parasını ödemekte zorlanıyorum. Birkaç öğrenciye ders verirsem nefes alırım. Tabii canım, asabilirsin ya. Öğrenciye yardımcı olmak sevaptır. Az şöyle bir yere şu tarafa. Sağ olasın Şuayb abi. Dükkanı kapatmasın yeter. Tamam Şuayb abi. Böyle çok para var mı bu ders işlerinde? İdare ediyor Şuayb abi. Ne alıyorsun mesela saat başına? Saat başı 15 milyon lira alıyorum şu an. Ne yapacaksın öğrenciye? Yardımcı olmak lazım tabii. Az çocuğum az. Ya usta, yarım saatte bir koku sıkıldı. Nerede görülmüş? Vallahi burayı kozmetik reyonuna çevirdin ha. Sık lan, tasava etme. Hayır, sabah sürdüğün parfümlerin hepsi çoktan gitmiştir. Jotam, illeder jotam, jotam, emret dağları delem, jotam, jotam değil. Bu camdaki ilanı soracaktım. Kimya dersini kim veriyor acaba? Oktay diye bir öğrenci çocuk var, o veriyor. Ben bu çıtırı hiç Oktay yarına yiyeceğim miyim? En az iki sene izin yok sana. Evet, burada kimya derslerini ben veriyorum. Ya usta, sen kimyadan ne anlarsın be? Ben sana buradan iki tane çakarım şimdi. İlk kopya çırak olursun hayvanın. burada kimya dersini ben veriyorum. Siz bunun kusuruna bakmayın. Az önce moleküllerine ayırdığım için böyle saçmalıyor. İsterseniz tanışalım. Ben Şuayb Pasteur. Ben Meltem. Ama siz bakkal değil misiniz? Hayır. Ben buranın kar ortağıyım. Asıl işim kimya profesörlüğüdür. Üniversitede öğretmendim ama daha sonra yükle aramda bir çatışma olduğu için işi bıraktım. Atıldım yani. Üniversitedeki birçok hocam da yöke karşı. Peki, üniversiteden sonra neler yaptınız? Üniversiteden sonra bir süre Çernobil'de çalıştım. Çernobil mi? Hani şu patlama olan nükleer santral değil mi? Doğru. Orada Türk olduğum için beni pek takmadılar. Ya söyledim. 40 defa söyledim. Ya bir gün bu Çernobil patlayacak dedim ama dinletemedim ki. Ciddi misiniz? Allah, çok ciddiyim. Yani... Bak, Çernobil patladıktan sonra da geldiler. Hocam, sen haklıymışsın dediler ama kıymeti yok ki, değil mi? Evet. Aslında bir profesörden ders almak daha iyi. Genelde öğrenciler ders verir. Yani ben öyle profesör havalarına girmem. Öyle ezberci sistemim de yoktur. Böyle şefkatle yaklaşırım öğrencilere yani. Ne zaman başlarız hocam? Bir ajandama bakayım, bir çatışma olmasın yani. Evet, gelin alıma bir kilo beyaz peynir. Evet, saat 7'de Yüksel Apartmanı, Aksu Sokak, daire 1'de bekliyorum. Neden akşam? Gündüz ders vermiyor musunuz? Şimdi öğrenci psikolojisini çok iyi bilirim. Gündüzleri öğrencilerin akları dışarıda olur. Hep derslere bir türlü kendilerini veremezler. Ama akşamları öyle mi? Gayet güzel olur, değil mi? Ders yani. Çok iyi. Akşam verdiğiniz adresi olacağım. Bekliyorum. Teşekkür ederim hocam. Güle güle. Güle güle. Ya usta, ne yaptın ya? Yine benim adresimi verdin. Vallahi komşulara ne diyeceğim bilemiyorum ya. Ulan lale. Ben kendi evimin adresini mi verseydim ha? Ulan zarre taksit taksit öldürürdü. Hem sonra sen her lafa ne karışıyorsun lan? Hayvan olayım. Sen ne anlarsın kimya adamı pisinden lan? Nahime dedin. He? Ulan ben her şeyi daha iyi biliyorum. Karıya bir Çernobil, Mernobil dedi bak. Ağzı bir karşı açık kaldı. Şu malzemenin yarısını dükkanda bıraksaydık usta ya. Böyle yürüyen petrol tankerine döndüm. Sus lan. Altına kimya profesörüyüm dedim. Yoksa bu kadar malzemeyi menemen yapmak için almadık. O yüzden de bütün malzemelerin yanımızda olması lazım. Uf usta, kollarım vallahi koptu ya. Sabret yavrum, sabret. Bak sabredersen alırsın sonunda semereyi. Vallahi usta, yıllardır sabrediyorum. Devamlı avucumu yalıyorum. Merak etme. Bak, atalarımız ne demiş? Ustasına yardım eden çırak olur sonunda kalfa. Bu ne biçim atasözü usta ya? Kafiyesi bile yok. Ulan zırtı. Atalarımız senin için kalkmışlar. Güzel bir söz söylemişler. Bir güzellik yapmışlar. Ulan sen kafiyesi yok diye ulan beğenmiyorsun lan.
Kızıl top. Peki bak bakalım bu atasözü güzel mi? Ah. Şimdi seni geberteceğim. Şahşam hem de kafiyeli kafiyeli. Dur lan. Hiposülfürik asitle tepkimeye giren potasyum. Ulan bu kimya o kadar da zor değilmiş be. İlk defa bir hatun için bu kadar bilimsel çalışıyorum ha. Ama usta sen hiç kitaba bakmıyorsun ki öyle kafana göre takılıyorsun. Aa, öyle kitaba bağlı kalıp da öyle malzemeden çalmayalım. Deneyimiz bol taneli olmalı. Şundan da biraz katalım. Oh vallahi. Birazcık karıştıralım şöyle. Usta biraz fazla karıştırmadın mı onu ha? Lan salaklaşma. Bu şuayb kokteyli oldu valla. Al bakalım iç biraz. Herhalde şaka yapıyorsun usta. Yani ben onu içersem navları falan dikerim. İçinde kezzap, çamaşır suyu her şey var. Ulan el değmeden hazırladım lan. İçsene taze taze. Dik kafaya. Dik kafaya hayvan herif. Ya usta bir dakika ben senin kolay faren miyim ya? Ne diyorsun lan sen? He Sultanahmet lalesi. He? Ulan kabahat senden deney yapandı tabi. Nasıl yedin lan? Hele git bak. Git yumurta sat dükkanına. Sen ne anlarsın lan kötüsüz malta? Ne anlarsın kimyadan bilimden? Bilime inancın yok. Hayvan herif git dükkan aç. Hele sen Allah belanı versin. Allah'ın sülfürü kasıtı. Şimdi kendi icat ettiğim kırmızı şaraptan ve her kadehlerimize mozaiklenmeden dolduralım. Ah vallahi meltem geldi. Şu şarap şişesini ortadan yok edelim. Meltem, Meltem. Vallahi adını bile duyunca vücut kimyam değişiyor. Meltem. Geldim yavru, geldim. Ooo Meltemciğim hoş geldin. Gel gel. Ha, bakayım. Vallahi bak. Saat tam 7. Bravo vallahi. Prensipli öğrencileri severim. İyiyim canım, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim, hoş bulduk. Deney tüpleri. Evet. Ama yetişemeyeceğim diye çok korktum hocam. Neyse, mühim değil. Gayet vaktinde geldin. Şimdi az önce kendi icadım olan kırmızı şaraptan diyorum. Şöyle birer düple içelim, he? Şey, şaşırdım hocam. Yani bizim okuldaki hocalardan pek alışkın değilim de. Yok, ben gayet demokratik bir hocayımdır. Böyle sertliklerden hoşlanmam. Bir öğrenci rahatlasın ki hoca da rahatlasın, öyle değil mi? Evet, Çiçin. Çiçin. Tarzınız çok farklı hocam. Ben boş durmayı hiç sevmem. Hemen bir şey icat edelim, deney yapalım. Nasıl bir deney yapacağız hocam? Şöyle halk tipi bir deney yapalım diyorum. Bunun için de ikimizin de reaksiyona girmesi lazım. Yani bu deneyin başarısı için şart. Nasıl olacak bu hocam? Bunları öncelikle ellerimizden alalım. 38 derecelik bir ısıya ihtiyacımız vardır ki bunu ancak yorgun altında ulaşabiliriz. O zaman bunlar ne duruyor bunlar? Nedir bunları? Ya teoriyle senin kafanı karıştırmışlar. Yazık günah ya. At bunları kardeşim. At. At bunu kızım ya. Ya çıkar şunları. Allah Allah. Kambur kalacağım. Boyun kısa kalacak. Olur mu? 38 dereceye ulaşmamız şart mı hocam? Yani siz kendiniz başladınız. Bak diyorum ki istersen bu kimyayı bırakalım. Vücut kimyası üzerinde duralım. Bak yani birbirimiz üzerinde deney yapmazsak kimyayı nasıl öğrenebiliriz değil mi? Hocam isterseniz tekrar teorik kimyaya dönelim ha? Şimdi önemli olan burada nedir? İkimizdeki eksik kalan yapı taşları ve DNA'ları birleştirmek değil mi? Bak istersen gel şuraya senden bak senden bir tane senin aynısından bir tane nur topu gibi kopyalayabilirim. Geç geç. Hocam kimyadan çıktık iyice ama. Olmaz ki böyle ya. Olmaz ki. Yani ben böyle bir ağız tadımla tepkimeye giremeyecek miyim? Allah Allah tamam. Bırakalım kimyayı bilmem ne. Biyolojiden başlayalım. Bak kimyayla biyoloji kardeştirler. Değil mi? Biyoloji nedir? Üremedir. Üreme çok önemli bir şeydir. Hocam kendinize gelin artık. Lütfen deneye başlayalım. Tamam canım. Seni mi kıracağım? Kobayın olayım Meltemciğim. Her şeyde kullan beni. Bakın şu neymiş mesela. Evet. Sodyum. Sodyumsa koy sepete. Yani tüfe. Ne yapıyoruz? Şuradan şöyle güzel bir renkten buna böyle bir hocam, katıyorum. Hocam önünüzdeki her şeyi dibine katmayın lütfen. Olur mu canım? 40 yılda bir Meltem'im gelmiş. Şöyle basit bir deneyle göndermeyeyim ben onu. Şuradan şu tencereyi ver bakayım. Ya benim beher bardaklarım çoktu ama öğrencilerim alıp götürmüşler. Şöyle koyalım. Bol bol hocam, olsun. Hocam dikkat edin. Şu güzelliğe bak ya.
Vallahi şu hocam, renge bak ya. Aynı gözlerinin rengine benzedi. Hocam ne yapıyorsunuz? Ya sen de şöyle bir şeyler kap kız. Senin de çorbada bir tuzun bulunsun. Ben aman dikkat edin, bunlarla şakaya gelmez. Bak, sen şunu yere indir bakayım. Yere öteki tencereyi ver. Ver bakalım ne katabiliriz. Evet şuradan hemen iki tane alıyoruz. Şu renklere bak ya. Işıl ışıl vallahi. Bak neler yapacağız bir görsen. Oh, bol bol olsun, bol bol. Ver bakayım şunu. Şöyle ah şu güzelliğe bak şimdi. Neymiş? Evet. Ne kadarsın? Evet. Nitro. Kıdisel. Aç bakayım şunun kafanı. Hocam bu çok tehlikelidir. Aç aç sönme ya. Aç kırma. Aç. Sen bileceksin ben bileceğim ya. Hmm. Hocam siz kimyadan anlamıyorsunuz galiba. Evdeki kaşım çok tehlikeli. Görmedim böyle bir şey. Görmedim. Şimdi çalkalayalım biraz. Hocam ne yapıyorsunuz ama dikkat edin. Gel kız Meltem beraber çalkalayalım. Rampi 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 rampi. Geldi kimya vakti. Geldi kimya vakti. Kız Meltem biliyorsun kalbimin atışlarını bir duysam. Sen için güm 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 diye atıyor. Oh rampi rampi oldu. Ya sen resmen kaçırsın Şahin ya. Ya deney yapacağım diye eve havaya uçurdun. Ulan olsun çalkalamayı yapmayacağım. Sen nereden geldin buraya ya? Nereden geldin ya? Bilim olsun çalkalamayı affetme. Tam bilimine de sana da kimyana da Allah belanı. Ya nerede kaldı bu kadın? Saat 8 oldu. Dokuz. Ay amma abarttın babaanne ha. Daha saat 8:10 geçiyor. Hadi oradan be. Mal gibi de 9'a geliyor. Alt tarafı 50 dakika var. Sen kime gitti demiştin Selvi? Zuhal ablayla çarşıya gidiyor. Elbise bakacaklar. Artık ne elbisesiyse herhalde gece elbisesi bakıyordur ha. Ha geldi. Dur be Allah'tan umut kesilmez. Belki de o değildir. Kim bilir ne palavralar sıkacak şimdi ha. Niye palavra sıksın ki babaanne? Herhalde resmen sürtüyordum sokaklarda demeyecek. Anne lütfen yapma böyle şey. Bak nasıl da kuruyor o yer elmasını. Afiyet olsun. Hanım nerede kaldın? Bak yemeye başladık bile. İyi canım zarar yok. Ben de geldim oturdum işte. Ay. Yo hanım çok üşüdün galiba. Ay üşümek ne kelime aşırı. Dondum. Nerede o günler? Nerede? Canım böyle ince giyinirsen üşürsün tabii hanım. Doğru düzgün bir şey giyseydin ya. İlahi Haşmetciğim vardı da mı giymedim yani? Nasıl yok be hanım? Daha geçenlerde bir manto almıştık sana, onu giyseydin ya. Allah iyiliğini versin Haşmetciğim. Hayır senin geçenlerde dediğin arada 10 sene geçti. Artık sen onu paspas yap. He doğru söylüyor çocuklar. Siz hatırlamazsınız. Çok eskiden biz buna bir manto almıştık. Sırtında iki güne paspasa döndük ya. Aslında senin kafana yaptı. Yapma babanı. Madem giyecek bir şeyin yoktu, söyleseydin ya hanım, sana bir manto alırdık. Oo, hem kadın sokaklarda tutacak, bir de manto alacaksın hele. Vay enayi. Aman babaanne ya, kadıncağız göz göre göre zaten iyi olacak. Sen burada tatlı şeyler söylüyorsun. Sokağı seven, ayazına katlanır. Alışverişe çıkmış, sen kendine bir manto baksaydın ya hanım. Bak hala alışverişe gittiğini zannediyor ya. Vay enayi vay. Yok, olmaz böyle şey, yazık. Yarın sana hemen bir manto alıyorum. Eksik olma hayatım. Çok iyi olurdu ama boş ver. Bir kaşığı nasıl olsa bahar. Ben idare ederim o eksiği. Hem bizim manto alacak paramız mı var? Aaa! Üzüktü ya. Düzgün konuşmaya başladı. Bana bak Haşmet. Eğer biraz paramız varsa eve bir iki ton odun kömür al yahu. Bir patatese çuval alacağız diye hepimizi buzdağına balığına çevirecek hali yok değil mi? Hay Allah. Bir tane değil ki. Evet baba, odun tamamen bitti sayılır. Aferin Taci, konuş. Böyle hoh diyerek donmamıza engel olamazsın Haşmet Efendi. Üzülme Haşmet, sen idare edersin. Ya nasıl idare edersin hanım? İdare ederim dedi işte, bırak ne hali varsa görsün. Eski mesle ama kaç yıldır kafamı çekiyorum. Hem ben o pardesini çok seviyorum, birkaç ay daha idare ederim. Biz de yıllardır karnını çekiyoruz ama kıçı kırık bir pardesi kadar bile sevinmiyoruz her nedense. Ah canımsın sen. Seni çok sevdim. Çok. Selvi dalga mı geçiyor benimle? Ay affedersiniz. Hayda.
keşke bana şu ikinci mantı almasaydı. O zaman şimdi anneme yeni bir mantı almak için paramız olur. Ya çocuklar ne dersiniz? Şu odun işini biraz ertelesek de annenize güzel bir mantı varsak he? Alalım babana, kabul de. Ha, delirdiniz mi sizler? He? Hem nasıl ısınacağız aşkım, söylesene. Battaniyeleri alırız otururuz babaanne, daha ne olacak? Aaa, vallahi çıldırdım yani bu kadın modaya ayak uyduracak diye dışı dışı Meksikallar gibi geçiremem. Ha. Kına gecesinde paçavralarla mı gitsin? He, ne var yani? Ben de eski mantoyla gideceğim. Hem alt tarafı kına gecesi canım, moda defilesi değil ki. Babaanneciğim, senin eski dediğin mantoyla annemin mantosu arasında dağlar kadar fark var. O zaman ben de kendi mantomu veririm ona, olur biter bu iş. Ne bakıyorsunuz be? Veremez miyim yani? Verdim gitti ulan. Alsın tepe tepe kullansın. Zaten sokağa çıktık yok. Kurt mantoda öyle boşu boşuna yer işgal edeceğine bari bir işe yarar. Ya böyle ki ben de cümletin o koca fıstığı var. Yani. Sana nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Elmi, söyle buna. Hüseyin'deyim. Hadi bizim Fikri'yi de görelim bakalım. Nasıl? Yakıştı mı? Babaannem yakıştığından daha çok yakıştı. Vallahi billahi ya. Elmi, bu boş boğazlılığın ay sonunda harçlığına mal olacak. Haberin olsun. Korkmaktı da daha zarif duruyordu be. Sen ona bakmayın. Vallahi kusura. Ama astarı biraz eskimiş değişmesi lazım. Selvi, söyle buna düğmelerini de unutma. Yeni düğme alır dikiniz eskisinden daha iyi olur. Sen hiç merak etme. Yani babaanne annemin keyfini taşıtmak için elinden geleni yapıyor. Şaka yaptık be! He? Şaka ben de mi anlamıyorsun? He? Aslına bakarsan iyi işte fena görünmüyor. Hem öyle elden geçirmişse yeni gibi olur vallahi. Yani Sürahiye Hanım yakıştı mı bana şimdi bu? Selvi, şuna buna artırdı tepe. Yakıştı dedik. Bir de kalkıp alkışlayacak halimiz yok herhalde. He? Ya kızım adam gibi oturup kahvaltını yapsana. Yapamam babacığım, vaktimiz var, çıkacağız hemen. Oo, ben öyle balas mandıras kahvaltı yaparak çıkamam, sen önden git. Oo, sen ne konuşan ki, ben annemle çıkacağım. He? Annenle mi? Hadi kızım, hazır mısın? Gör şimdi. Vay anne, çok yakışmış yeni mantoda, değil mi babaanne? Hakikaten de çok yakışmış. Ya ne mübarek mantoymuş ya, bunu bile ne alımlı hale çevirdi. Hakikaten çok yakışmış hanım. Nereye böyle? Çarşıya alışverişe. Mantı için yeni düğmeler alacağım, astar alacağım. Biliyorsun bu ahşapsana bir düğüm var bu hali. Nasıl çıktın değil mi? Doğru. Hadi bakalım. Anneciğim hadi. Bir an önce gel. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Şu mantoyu bir güzel adam edelim. Akşamda herkesi kıskandır. Dur ben montum olayım. Vallahi doğru söylüyor. Bu haliyle bile en az 5-10 kişiyi hazretinden çatlatır. Ne de olsa benim. Sen okula geç kalmıyor musun sahip? Gideceğim babaanne, şu çayını bitirin gideceğim. Oğlum bu kaçıncı çay ya? Allah! Sabahtan beri fürf. İçime fenalıklar geldi ya. Arkadan pek güzelsiniz he. Niye kızıyorsun ki babaanne? Bak bitirdim, gidiyorum işte. Ne kızacağım evladım? Derslerden geri kalacak olan sensin. Canım babanım, ben. Hadi akşama görüşürüz. Hadi güzel. Allah din açıklığı versin. Al babanım. Keşke verseydi şimdiye kadar çoktan verdi ya. Neyse. Gerçekten gittin değil mi? Alo, bakkal Hasan. Ne hanımefendi ulan? Tanımadım, sen Sürahi'yim de. Bak dinle. Şimdi benim bir siparişim olacak. Yok, lokum filan değil. Al eline kalemi yaz. Allah'ım. Nasıl gidiyor anne? Neredeyse gidiyor. Anneciğim ellerine sağlık, çok
güzel oluyor ama. Babaanne mantonu bir görsen harika oldu. Tahmin ediyorum görmemene gerek yok. Siz şimdi kına yakmaya mı gideceksiniz? Kına yakmaya değil, kına gecesine gidiyorum. Aman canım ben ne anlarım? Hakkına gecesi, hakkına yakmak. Hepsi aynı. Değil mi babaanne? Çocuk doğru söylüyor canım. Zaten kına gecesinden başka ne yapılıyor ki? Herkes istediği yere kına sunuyor. Bitti. Hadi bakalım. Sen de hazırlan. Ben hazırım anneciğim. Gel sen şu mantonu giy. Ay çok güzel oldu anne. Nasıl oldu Süreyya Hanım? Yakıştı. Nerede kaldı çocuk ya? Bekliyorsun ki babaanne. Ya kim olacak babanı? Bu saat oldu gelmedi ya. Aa babam bu akşam mesaiye kaldı bilmiyor musun? Ah! Babam mı geldi yoksa? Hadi oradan be! Bu akşam mesaiye kalıyor dedi ya! Anne acayip yakıştı ha. Tıpkı yeni alınmış gibi olmuş. Sağ olun. Allah razı olsun babaannen. Ne verdi bana bunu. Hadi birkaç sene idare ederim değil mi? Ne yalan söyleyeyim babaannem beni acayip şaşırttı. Sana böyle bir fiyat yapacağını hayatta inanmazdım. Vallahi ben de inanmazdım. Hem de mantıksız sarma pahasına bunu bana verdi ya. Ona helal olsun. Ama o mantıksız hikayedir. Anne bu kadar çıktığı mı var? Sana öyle geliyorum. Selvi Hanım. Nereden çıktı babaanne? Eski mantomu birine kakaladığıma göre yeni bir manto almanın zamanı geldi diye düşündüm. Ne bakıyorsun? Hiçbir yeni manto alan birini görmediniz be. Hadi yürüyün yahu. Ben sana gecesi olur mu? Ya kürkür ya. Haydi.